İtiraf et Eyşan. Şimdi nerede olmak istiyorsun? Ben gidiyorum. Otur oğlum. Otur oğlum. Sahiden abim misin benim? Öyleyim. O mezardaki kim o zaman? Kimsesizin biri. Yangında öldü. O zaman mı çıktın sen? 5 yıl oldu. Sonra geldin mi hiç? Mahalle. Geldim tabii. Çok geldim. Dışarıdan seyrettim. Ama girmedim. Zengin oldun. İntikam için. Niye hemen almadın intikamını? Niye oracıkta? Bunları bir ara uzun uzun konuşalım mı Mert? Yok. Uzun uzun konuşmayalım. Kısa kısa. Şimdi konuşalım. Aldın mı öcünü? Öyle kısa cevapları yok ki bu soruların. Ben sana Ezel diyeceğim yine. Anlaştık. Kolay değil kabullenmek. Yani senin yüzün benzemiyor. Bazen bir şey görüyorum, ha diyorum. Ama sonra... Anladım Mert. Dert değil kardeşim, beklerim. Yani çok şey oldu. İnsan neye inanacağını bilemiyor. Mert, bir sus da sarılayım kardeşim ha. Ne olur. Kardeşim benim. Kardeşim kocaman adam olmuş. Çocuklar, hadi girin artık evinize. Geldik baba. Geldik baba, geldik. Abim içeri girdi anne. Şimdi sana doğru geliyor. Ömer oğlum. Anacığım benim. Güçlenen benim. Güzel anam benim. Ömer oğlum. Oh oğlumun adını söylüyorum artık. Ömer. Hiçbir şey de olmuyor Ömer. İtiraf et. Canın neyi çekiyor? İçin neye gidiyor? Biraz daha al oğlum hadi. Anne, doydum tamam.
Ömer dükkana da gelecek artık. Bir nefes alsın canım çocuk. Kendi istedi hanım, ben bir şey demedim. Geleceğim baba, geleceğim. Senle dükkana geleceğim. Anne sen de çarşıya çıkacağız. Pazar hala cuma günleri kuruluyor değil mi? Cuma, cuma. Ama artık market var, ben oradan alıyorum. Sen de mi anne? Mert'le de maçlara gideceğiz. Bu sene iyisiniz ha. Takım Beşiktaş mı hala Mert? Öyle. Sen? Yüzünle beraber takım da mı değiştirdin? Yok. Takım değişmez. Ama kardeşlik adına. Ya bir de cidden. Aylardır diyeceğim diyemiyorum ayıp olur diye. Söyle oğlum. Dışarıdaki ampul patlamış baba. Ha. Onu değiştireceğim. Bir sürü şey yapacağım daha. Çok iş var. Artık çok zamanım var oğlum. Var mı gerçekten? Yok yani ciddiyim. Hani bilmediğimiz bir şey falan var mı diye. Bir daha gideceksen önden bilelim diye. Mert. Dert değil annem. Dert değil. Ben inanmıyorum. Yüzüm bu hale geldikten sonra ilk sizi görmeye geldim Mert. Önünüzden geçtim mezarlıkta. Bu evin önünde çok zaman bekledim. Hatta bir seferinde sen yanıma geldin. Hani şu mektupları çöpe attığın gece. Beni kovmuştun. Yok be kardeşim, nereden bileceksin? Nasıl inanacaksın? Ben bile inanamıyorum. Buradayım. Ailemleyim. İnanamıyorum. Ne yapacağız o zaman? Bekleyeceğiz. Ömer abi işe bırak beni diyeceksin bugün. Sonra babam ona uğramıyorum diye haşlayacak beni. Ne bileyim, annem gazeteden bir şeyler okutacak bana. Bekleyeceğiz işte. Ne kadar bekleyeceğiz? Ne kadar gerekiyorsa. Çünkü ben bir daha bir yere gitmiyorum. Bütün ailem burada. Emin misin? Bütün ailem burada mı? Beklerken şu ampulü değiştireyim ben. İçeri. Tamam anne geleceğim. Şu uğraştırdı beni. Heh. Şunu tutar mısın anne? Mert'in dediğinden mi? Yok annem benim. Evime gelmişim, ailemleyim. Daha ne isterim? Aileni. Tamam işte. Tamam değil Ömer. Sen de her şeyi anla anne, olur mu? Anneler anlar. Hele olur bunca yıl beklemiş anneler iyice anlar. Ne bileyim anne, şimdi düşünmesi bile ayıp. Daha yeni geldim. Ama herkesi içeride öyle görünce ailemi tamamlamak istedim. Ben de çok istiyorum torunum Ömer. Değil mi? Sırf oğlunu mu istiyorsun? Yaptım. Ömer olarak ilk icraatım. Herkes ne istediğini gizler.
Çünkü yanlıştır, çünkü uygunsuzdur, tehlikelidir, fazla kötüdür, fazla iyidir. Ama sen Eyşan, herkes değilsin. Sen ne istediğini hep biliyorsun. İtiraf et kendine. Kiminle olmak istiyorsun? Eyşan. Artık çekildiler kendi dünyalarına. Telefonlar değişti. Korumalar arttı. Siyah camlı arabalarla çıkıyorlar dışarı. Ne yapıyorlarsa kapalı kapılar, etten duvarlar ardında yapıyorlar. Kendi otelleri, kendi yatları, kendi uçakları. Arada hep bir duvar var. Öyle yüksek ki o duvar. Eyşan! Can! Azminize hayranım. Eyşan! Kıbrıs'a gidiyoruz. Otelimize bir bakacağız. Şahane fikirleri var Eyşan'ın. Ne harika bir kadın değil mi Ezel? Can! Sizin o taraftan söyledikleriniz bu taraftan duyulmaz Ezel. İtiraf edin. Siz bu tarafa geçmedikçe sizin o taraftan söylediklerinizi Eyşan duyamayacak. Çünkü bu taraf kazananların tarafı. E o taraf ne oluyor o zaman? Eyşan! Biliriz. İşe bak. Gözümüzün önündeler ama ulaşılamaz oldular. Yine mi Eyşan be abi? Anlamadın Ali abi. Biz bu adama nasıl çıkarız diyoruz. Zaten orada benim karım, bunun da nesi oluyorsa Eyşan var. Usta! Usta bakacağım mı bir? Ne oldu bizim Mustang? Ustamız sensin abi. Git bir bak. Şimdi abi senin arabada bir parça problemi vardı. Ben siparişi verdim. Bir haftaya gelir. Bu kız artık bizim yüzümüze bakmaz. Haftaya gelir. Eyşan'ı yani. Senden iyi tanıyorum ben. Öyle mi? Eyşan güçlüleri sever. Ondan medet umma. 60 kapağı artık abi, oraya. Bitti abi, o iş. Merak etme. Bir haftaya senle. Eyvallah, eyvallah. Aynı fikirde değil. Hani yukarıda uçuyorlardı? Sen dedin daha aşağılara zıplayalım. Hı? Bir çırak bulalım artık Ezel. Nerede benim tebeşirim? Ben bir küçük araştırma yaptım. Ne zaman yaptın Ali abi? Bütün gün arabaların altında yatıyordun. Bugüne bugün dernek başkanıyız oğlum. Ne derneği? Mahalledeki yoksul bir şeysileri... Neydi la bizim derneğin adı? Gençleri Koruma Derneği. Orayı çok karıştırmayalım da. Ali. Yok be abi. Gençleri ayak işlerine gönderiyoruz o. Şimdi bu kaya. Zırt tapozu. Bugün burada bir toplantıya gidiyor. Ayda bir yapıyor bunu. Kimler katılıyor? Zenginler kulübü. Bütün orada. Müşteri.
Halkla ilişkiler sende. Yürü. Senin kafada bir şey var. Tatil yazacak bir şeyimiz yok Ali. Nereden başlayacağımı bir bulsam. Ne yapayım? İlk adım ne? Adam herkesin ortasında yaşıyor ama doğru dürüst tanıyan yok. Var. Çok iyi tanıyan biri var. Ramiz Karaeski. Ezel! Bu müşteri senin. Arabayı çalıştır, geliyorum abi. Babam dedi. Bir kendim göreyim dedim. Gelsen içeri. Yok. Benim midem kaldırmaz. Senin nasıl kaldırıyor? Nasıl hala yanında duruyorsun bunları? Bana da bir anlatsana. İşte oturalım bir konuşalım diyorum. Bunlar arkadaşın mı şimdi senin? Nasıl oluyor ya? Arkadaşım değiller Mert. Ama bir şey yapmam gerekiyor. Onlar da yardım ediyorlar. Niye onlar yardım ediyorlar abi? Ben ne güne duruyorum? Çünkü ne abi? Çünkü onlar harcanabilirler. Çünkü onlara yol üstünde bir şey olsa üzülmem. O yüzden onlar var. O yüzden sen yoksun. Ya. Ben galiba inanmıyorum sana. Atla hadi. Harca bakalım bizi. Kayyana. Ben gelmiyor muyum? Sen başka yere gidiyorsun. Kaya'yı takip et. Neyle geleceğim ben lan? Koşarak mı? Arkada sana bir ufak hediye bıraktım. Dükkanı kilitle giderken. Cengiz burayı bilsin istemiyorsun. Sen bu herife bu kadar güvenmiyorsan niye tutuyorsun aramızda? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Kenan Birkan'ı biz değil, o yenecek. Hayda. Nereden çıktı şimdi o? His. Bir şeyler sormam gerek. Ali sorsa olur mu? Nasıl yani? O gelsin içeri diyor. Git abi sen git. Ben burada beklerim.